أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Nahl suresiyle birlikteyiz. 95. ayetten itibaren Rabbimizin mesajlarının huzurundayız. Allah Teala güzel anlatmayı, güzel dinlemeyi ve gereğiyle amel etmeyi inşallah nasip etsin hepimize. Okuduğumuz ayetler, önceki ayetleri hatırlayarak, hatırlatarak eğer bir şey söyleyeceksek, ahitleşmeden, belki öncelikle Allah'a verilen sözlerin yerine getirilmesinden, ama genel anlamda da insanların birbirlerine vermiş oldukları sözleri tutmaları gereğinden söz etti. 94. ayet, 93. ayet, 92. ayet, önceki ayetler yani. Ahdine bağlı kalmanın, ahde vefanın Kur'an tarafından birçok kere hatırlatıldığını biliyoruz. Ama Nahl suresinin bu ayetlerinde kesintisiz yaklaşık bir sayfalık bölüm tamamen ahde vefadan, sözde durmadan, verilen sözlerin yerine getirilmesi gereğinden söz eden ayetlerdi. Birkaç ayet bu konuyu daha devam ettirecek. Sonra ahde vefanın sağlanabilmesi bilincini, şuurunu sağlayan ilkelere geçecek Allah Teala. İnsan kendi kendine ahde vefa gösteren bir kişi, bir kişilik, bir şahsiyete sahip olmayabilir. Bunu sağlayacak unsurlar da Kur'an'la birlikte olmak, Kur'an'ı Allah'ın istediği şekilde okumak, bu kişiliği, bu şahsiyeti bize kazandıracak olan yegane yöntem olduğunu Rabbimiz bize haber vermiş olacak. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا O sözlerinizi, Allah adına yaptığınız sözlerinizi veya Allah'a verdiğiniz sözlerinizi ثَمَنًا قَل۪يلًا Basit bir dünya menfaati, basit bir çıkar karşılığı değiştirmeyin. اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Dünya menfaati, çıkar nedeniyle sözlerinizi, ahitlerinizi bozuyorsunuz ama bilin ki Allah katındaki nimetler, size söz verilen lütuflar çok daha hayırlıdır. Çok daha güzeldir. Tabii ki in kuntum ta'lemun. Eğer değerini bilirseniz Allah katındakiler çok daha değerli. Oysa sizin gözünüze büyüttüğünüz dünya nimetleri Allah katında bütün hepsini alt alta, yan yana, üst üste koysanız bile semenen kalildir. Az bir çıkardır, az bir menfaattir. Allah'a verilen sözlerin ya da Allah adına yapılan sözleşmelerin bozulmasına değmez. Semenen kalil ifadesi Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman karşımıza çıkan bir ifade. Bunun Türkçe karşılığı az bir değer demektir. Az bir paha. Bu zaman zaman şöyle anlaşılmaya da müsait hale gelen bir kelime. Yani sanki Allah Teala az bir pahaya değiştirmeyin dediyse bunu çok pahaya değiştirin anlamına gelmez. Yani biraz işi pahalıya pazarlayın anlamına gelmiyor tabii ki. Mesela aynı ifadenin Allah'a verilen sözlerin yanı sıra Allah'ın ayetleriyle alakalı da kullanıldığını biliyoruz. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَل۪يلًا der. Ayetlerimi az bir pahaya satmayın. Yani çok pahalıya satın anlamına elbette gelmez. Sözü söyleyen ben değilim. Sözü söyleyen siz değilsiniz. Sözü söyleyen Allah olunca Allah'a göre femenen kalil ne ifade eder? Dünyanın tümünü yan yana koysanız femenen kalildir, öteye geçmez. Hepsi azdır. Hepsi azınlıktır. Hepsi azıcıktır. Onun için femenen kalil sanki
az yapmayın, çoğa değiştirin, biraz pahalıya mal edin anlamına elbette değil. Sözün özü şu: Allah adına yaptığınız sözleşmeler, Allah'ın adını kullanarak yaptığınız yeminler, verdiğiniz sözler dünyalık hiçbir değer karşılığında bozulamaz. Allah katındaki, Allah'ın yanındaki size verilen nimetler ile mukayese edildiğinde dünyanın hepsi bir hiç mesabesindedir. Ayet 96. Ma indakum yenfedu ve ma indallahi baq. Neden az bir pahaya çok küçük dünya menfaatlerini değiştirmeyin? Çünkü elinizde olan nimetler, yani dünyalık nimetler, Allah'ın hepsini bir araya getirerek az dediği nimetler aslında hepsi nedir? Sonunda tükenecektir. Yok olmaya mahkumdur. Ama Allah'ın yanındakiler وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقِ Allah'ın yanındakiler bakidir, kalıcıdır, ebedidir. Dolayısıyla fani olan bir nimet karşılığı ebedi olan nimetler heba edilmez, feda edilmez, onlardan vazgeçilmez. Aklı başında olan bir insanın yapacağı bir şey değil. Geçici bir süreliğine faydalanacağı bir dünya menfaatini göze alarak, ön plana çıkararak, önemseyerek, değer vererek ebedi olan nimetleri göz ardı edemez, yok sayamaz. Arkasından وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِيَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kesinlikle sabredenleri işledikleri amellerin en güzeline göre, işledikleri en güzel amel hangisi ise, işledikleri en güzel amel hangisi ise ona göre ödüllendireceğiz sabredenleri. Hangi konuda sabredenler? Verdikleri söze sadakat göstererek sabretmek ya da bu sözü yerine getireceğim diye karşılaştığı zorluklara sabretmek. Çünkü bu bağlamda sabretmek bildiğimiz anlamda herhangi bir sabır modeli değil. Çünkü verilen sözü yerine getirmek bir sabır gerektirir. Sözü bozmanız gerektiği için önünüze çıkan bir sürü fırsat vardır. Ama siz bütün bu fırsatları görmezden gelebilmek için ciddi bir sabır anlayışınızın olması lazım. Direnmeniz lazım. Elinin tersiyle itebilmeniz lazım ki o sözünüzü bozmayasınız. Onun için verdikleri söze sadakat göstermek suretiyle sabredenleri ya da verdiğiniz sözü yerine getirmek ciddi bedellere neden olabilir. Allah adına bir söz vermişsiniz. Onu bozmamanız gerekiyor. Bozmadığınız takdirde de bir takım nimetlerden mahrum kalacaksınız, sabrediyorsunuz. Ya da o sözü bozduğunuz takdirde bir takım hedefler sizin için öngörülmüş, koltuklar, makamlar öngörülmüş. Siz buna rağmen sözünüzde duruyorsunuz. Dolayısıyla karşılaşması muhtemel olan zorluklara karşı sabredenleri de yaptıkları en güzel şeyle, en güzel amelleriyle ödüllendireceğiz diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman bu tür ifadelerle karşılaşıyoruz. Yani onları işledikleri amellerin en güzeline göre. Bu ifadeyi tam oturtamayabilirim. Acizliğimizden kaynaklanır. Bağışlayın. Bunun anlamı şu aslında. Biraz açarsak belki anlaşılmış olur. Mesela bir Müslüman olarak işlemiş olduğum birçok amel var. Bu amellerin hepsinin aynı derecede samimiyetle yapılmadığını itiraf edelim. Ben diyelim ki. Yani namazım var, orucum var, infakım var, sadakatim var, şu var, var. Bu amellerin içerisinde Allah Teala diyor ki, anlamaya çalışıyoruz bu cümleyi şimdi. Bu amellerin içerisinde her bir ameli belki diğeri kadar samimi olarak yapmayabiliriz ama içlerinde bir tane amel var ki içerisinde ne riya karışmış, ne desinler diye karışmış, ne derler diye karışmış. Hiçbir dış etki yok. Sadece Allah adına bütün gönlünü ortaya koyarak yapmışım. İşte o ameller içerisinde bütün amellerimi onunla çarpıp Allah Teala değerlendirecek. Bu da Allah'ın büyük bir lütfudur. Ya da her bir ameli kendi kategorisinde. Yine anlamaya çalışıyoruz. Allah en iyisini bilir. Ayetlerin verdiği müjdeyi anlamaya çalışıyoruz. Ya da her bir ameli kendi kategorisi içerisinde. Bütün namazlarımızı biz eşit kılmayabiliriz. Beşer zaafımızdan kaynaklanır. Bütün infaklarımızı aynı düşünceyle vermeyebiliriz. Allah Teala bir dönem bir infak yapmışız ki deme gitsin. Bir dönem bir namaz kılmışız ki var ya, şimdi oldu dediğimiz 100 üzerinden değerlendirilecekse
tam 100 puanlık değerde bir namaz. Temsili anlatıyorum bunu. Allah Teala o diğer namazları dikkate almıyor da, yani diğer namazlar üzerinden değil de senin kıldığın en güzel namaz üzerinden bütün namazlar onunla çarpıyor adeta. Ehsene ma kanu ya'malun. İşlediklerinin en güzeliyle Allah Teala mükafatlandıracak. Bu Allah'ın rahmeti kendisine ilke edilmesinin gereğidir. Ketebe rabbukum ala nefsihi rahme. Rabbiniz rahmeti kendisine ilke edinmiştir. Bunun anlamı şudur. Aslında Allah sizi ödüllendirmek için bahane arıyor. Ufacık bir şey yapın, Allah Teala onu gözünde büyütüyor. Kocaman değerlendiriyor ve ona göre mükafatını veriyor. Allah'ın lütfunun genişliğini akıl sıyrermez ki. Bizim ölçülerimize göre değil bu, Allah'ın ölçülerine göre. Onun için sabredenlere de işledikleri amellerin en güzeli hangisi, onu baz alacak, onu esas alacak. Ona göre Rabbimiz mükafatını verecek, Rabbim mahrum etmesin. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun. Erkek ister erkek olsun, isterse kadın olsun. İfade aynen bu. Her kim iyi bir işi yaparsa, amile salihan. Burada önemli bir nüansa dikkatinizi çekmek isterim. Kur'an-ı Kerim'de amile amelen salihan ifadesi geçer çoğu yerde. Amile amelen salihan. Oysa burada amile salihan. Amel kelimesi yok. Sadece fiil formu var, fiil şekli var. Kim bir salih iş yaparsa, kim? Kadın ya da erkek. Tabii bunu yaparken ki düşünce önemli. Ve huve mu'minun, mu'min olarak. Yapmış olduğu o işi inanarak, yani Allah'ın rızasını katarak bunu kim yaparsa, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Biz ona dünyada güzel bir hayat, mutlu bir hayat veya huzurlu bir hayat yaşatırız. Amel-i salihin dünyadaki müjdesi. Ahirette, ahiret zaten ayrı. Ayrıca وَلَنَجْزِيَنَّهُ مَجْرَهُمْ بِيَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aynı cümle bakın. Ahirette ise işledikleri en güzel işleri esas alarak, işledikleri en güzel amelleri esas alarak onların mükafatlarını vereceğiz diyor Allah Teala. Kadın olsun, erkek olsun, kim salih güzel bir iş yaparsa ama inanarak yaparsa onları dünyada güzel bir hayat, ahirette de mükafatın en güzeli. Burada özellikle men amile salihan ifadesi, demin ifade ettiğim gibi amel-i salih işlemenin ötesinde, amel-i salih işlemenin ötesinde önemli bir nüanstır, önemli bir farklı ifadedir Kur'an-ı Kerim'de. Kullanımlarının dışında farklı bir kullanım bu. Amile salihan, bu aslında salih amel işleme anlamını da barındırır ama ifadenin dikkat çekici özelliğini hatırlatmak gerekecekse eğer, kim yaptığını doğru ve güzel yaparsa demektir. Kim yaptığını doğru ve güzel yaparsa. Hangi işi? Burada ibadetle sınırlı değil kardeşler. İbadetle sınırlı değil. İbadetle sınırlı olmayan bir Müslümanın yapacağı herhangi bir işi Müslümanca yapacak. Doğru yapacak, dürüst yapacak, güzel yapacak kardeşim. Dünya işleri, ticaretle alakalı, dünya işleriyle alakalı. Mimar, bir mühendis, bir öğretmen, bir tüccar, bir esnaf işini güzel yapacak. Yani meşruiyetin dışında bir şeyden bahsediyorum, anlatabildim mi? Kaliteli yapacak. Başkalarına öykünmeye neden olmasın bir Müslüman. Ya falanlar da gavur da çok güzel kaliteli iş yapıyor. Dedirtememeli Müslüman. Amile salihanın içerisinde böyle bir anlam var. Yani herkes ev yapar. Herkes bina dikebilir. Mühendis, müteahhit, herkes yapabilir. Ama Müslüman bir insan, inanan bir insan diğerlerinden farklı yapar. Mesela nedir farkı? Kardeşim geniş mi? Kıbleye uygun mu? Namaz kılınacak mekanları düşünülmüş mü? Lavabo yapılırken abdeste uygun mu? Bir mühendisin diğer mühendisten farkını ortaya koyacak olan kalite standartları bunlar. İşini güzel yapacak. Bu anlamdadır. Ya da kalitesini. Çürük eline attığınız zaman elinde kalmayacak. Evet, bunun karşılığı para kazanıyor.
Bu bir ibadet midir? Bir yönüyle evet ibadettir tabii ki. Bir Müslümanın Müslüman olmasından dolayı yaptığı işten dolayı İslam'a ya da Müslümanlara söz getirme hakkı yok bu yönüyle. Amile salihan bu anlamda da kullanılabilir. Hem işlerin doğru ve yararlı olmasına hem de doğru bir şekilde meşru ölçülere göre yapılması gerektiğine işaret eden bir ifadedir bu. Yani ben şöyle anladım bunu. Dünyayı mamur hale getirecek güzel işler yapmalı. Allah Teala da dünyada güzel bir hayat yaşamaya fırsat verecek demektir. Dikkat ettiniz mi? Müslümanların dünya işleriyle alakalı, dünya işlerini kaliteli ama tabii meşruiyet çizgisini hatırlatmaya gerek var mı bilmem. Onun dışında kaliteli işler yapmak zorunda dünyanın imarına, inşasına katkıda bulunan bir fert olmalı Müslüman. Allah Teala onlara da bunun karşılığında dünyada güzel bir hayat yaşatacak diye bir vaadi söz konusu okuduğumuz bu ayette. Ne yaparsanız yapın, yaptığınızın karşılığının kat sayıya girmesi için çarpı 1 mi, çarpı 10 mu, çarpı 700 mü bilmem onu. Fakat yaptığınız işin Allah nezdinde makbul olabilmesini sağlayan en önemli kriter وَهُوَ mümin. Bunu inanarak yapacak. Mümin olarak yapacak. Rastgele ve otomatik bu değil. Rastgele ve otomatikmen bunu yapıyorsa bu değil. İnsani reflekslerle bunu yapıyor. Bu değil. Duygusal anlamda yapıyor. Bunların tamamı insani anlamda dünya karşılığını görebilir. Bu tamam. Allah'ın kastettiği bu değil. Hem dünya hem de ahiret mükafatını hak eden amel mümince yapılacak. Bir işin ya da bir amelin salih olabilmesi, Allah'ın kalite standartlarında olabilmesi, sayılabilmesi için imandan kaynaklanması gerekir. İman kaynaklı olması lazım. İman olmasa amel ne faydası olur? Ya da iman olmadan amel olabilir mi? Olabilir. Amel olabilir ama kat sayısı yoktur. İnsanlar baktığı zaman bir amel olarak görülebilir. Elde avuçta bulunabilir bir amel. Fakat bu amel imandan kaynaklanmıyorsa karşılığı yok. Bu kararı veren biz değiliz. Duygularımızla hareket etmeye gerek yok bu anlamda. Duygularımızla hareket etmeye gerek yok. Yani şunu düşünebilirsiniz bazen. Ya işte inanmayan ya da inanmadığını zannettiğimiz falan X şahsı aslında ortaya koyduğu performansla, ortaya koyduğu eylemleriyle, duruşlarıyla, tutum ve davranışlarıyla bir Müslümana taş çıkartır diyebilirsiniz. Fakat bunun yaptığı amelin uhrevi karşılığı yok. Çünkü imandan kaynaklanmıyor. Bu yönüyle de kafirlerin amelleri yok değil, var. Allah da bunu kabul eder. Mesela İbrahim suresinde der ki Allah Teala مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ Rablerini inkar edenlerin amelleri nedir? Keramadin, bir kül gibidir, kül. Kül, ama nasıl bir kül? اِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ ف۪ي يَوْمٍ عَاصِفٍ Fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu bir kül gibidir. لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ Böylelerin yaptığı bu işlerinin karşılığında ellerine hiçbir şey geçmez. Sadece dünyevi anlamda prestij elde ederler, şan şöhret elde ederler, insanların takdirini kazanırlar. Uhrevi anlamda bunun karşılığı yok. Amelleri rüzgarın önündeki kül gibidir. Veya mesela Nur suresinin ayetiyle söylersek eğer وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ Çöl, çölde serap. Serap bilirsiniz değil mi? Dümdüz arazide, yazın düz arazide özellikle suyun dalgalı hali gibi görünen sıcaklar olur. Serap o. Susamış bir insan, يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءَ Susamış bir insan onu su zanneder ya, herkes su zannetmez, susamış. Her gördüğünü su zannedecek kadar susamış bir insan onu su zanneder ya, çöldeki serap gibidir diyor. Kimin ameli? Kafirlerin amelleri. Hatta izâ câehu lem yecidhu şey'a. Su diye gelir, dalgalıdır, deniz gibi zanneder, bir gelir ki hiçbir şey yok. Aynen kafirlerin amelleri bunun gibidir. Yok değil, çarpanı iman değil. Çünkü. Dolayısıyla ve huve mu'minun ifadesi
İman ve salih amel gibi bir cümle zaten Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. İllellezine amenu ve amilussalihat. İnnellezine amenu ve amilussalihat. İman ve salih amel. Burada biraz daha farklı bir biçim. Kim ve men amile salihan ve huve mu'minun dedi. Min zekere unse ve huve mu'minun. Mu'min olarak, inanarak. Dolayısıyla bir fedakarlık yapmış bir Hristiyan olabilir. Fedakarlık yapan bir Hristiyan ve Yahudi de olabilir. Ya da insanlar için icat yapmış olanlar olabilir. Çok büyük hizmetlere imza atmış olabilirler. Buluşlara imza atabilirler. Her şeyi bulmuş olabilir ama Rabbini bulamadıktan sonra bir numara yok bunda. Allah'ın yanında bunun bir karşılığı yok. Hatta bazen yarı espri yarı ciddi bir şey diye söylüyorum. Yani icat bulanlar, diyelim ki Edison, yani rahmetli mi diyeceğiz şimdi? Edison ampulü bulmuş. Elektrikler kesilip geldiği zaman ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlıyoruz. Tabii güneş batıp doğduğu zaman bu kadar sevinmiyoruz da. Ama ampul bu kadar bizi sevindiriyor. Sonra diyoruz ki ya herhalde bunun bir katkısı vardır bu adamın ya. Yani insanlık bu kadar hizmet yapmış. Yüzyıllardır veya yıllardır insanlar bunun icadını kullanıyor, faydalanıyor. Eyvallah, güzel. Ampulü bulmuş adam ama Rabbini bulamamış. Yazık. Çok mu zeki gerçekten? Çok mu akıllı? Benim anladığım kadarıyla bu insan zeka düzeyi fazla gelişmemiş olan inkarcı bir insana göre daha çok sopa yer. Daha çok ceza yer gibime geliyor. Allah en iyisini bilir. Çünkü her şeyi bulabiliyorsun. Kafan çok çalışıyor. Dolayısıyla Rabbini bulamamışsın. O anlamda ve hu mu'minun olmadıkça, iman etmedikçe yapılan işlerin bir karşılığı elbette yok. Yine bu ayet-i kerimede Allah Teala bize erdemli bir iş yapan, inanarak bunu yapan insanlara dünyada da kimi güzellikler vaat ediyor tabii ki. Fakat burada bu mutluluk vaadi ya da huzurlu bir hayat vaadi matematiksel değil. Matematiksel değil bu. Yani maddi imkanlara ve servete dayalı olan bir vaat değil bu. İbadet edin, işleriniz tıkırında gider. Herkes iyi Müslüman olur, ne var ki? Öyle değil mi? Böyle bir vaat yok ki. İmtihan amaçlı da farklı şekilde de tezahür edebilir. Burada kastedilen nedir? Aslında hayata bakış açısıyla alakalıdır. Hayata bakma biçimiyle, tarzıyla alakalıdır. Mutluluk, bereket ya da huzur dediğimiz şey. Matematiksel varlık ve servet miktarı, varlığı ve yokluğuyla alakalı değil. Çünkü çok iyi biliyoruz ki maddi imkanları ve serveti olan her insan mutlu insan demek değildir. Hatta asr-ı saadet diye nitelediğimiz dönem, insanların yiyecek ve giyecek bulmakta zorlandıkları dönem ama insanların mutluluktan uçtuğu dönem. Bu dönemde de imkanların artık ayaklarımızın altına serildiği dönem ama bu dönemin adına mutluluk çağı diyene rastlamadım daha. Stres çağı, bunalım çağı. Psikiyatristlere çok fazla iş düşen bir dönem bu yönüyle maalesef. O açıdan maddi imkan ve maddi servet mutluluk ve huzur nedeni olmayabilir. Olmaz demiyoruz tabii ki de, olmayabilir. Sadece buna endekslenen bir vaat değil. Nitekim canını ve malını Allah uğrunda feda edenlerin hissettiği mutluluk enteresandır deyim. Bunu ancak iman edenler anlar. Başkası cebine para üstüne para girdiği zaman köşeyi döndükçe seviniyor. Müslüman da cebinden para çıktıkça, birine infak ettikçe daha çok seviniyor. Bakış açısına göre. Öbürüne göre belki enayi, öbürüne göre belki de nedir? Zaten cezayı hak eden bir insan. Para girerken mi cebe insan mutlu olur, çıkarken mutlu olur belki. Çıkarken. Öbürü horul horul yatarken mutlu olabiliyor. Belki uykusunu bozarken mutlu oluyor. Öteki sabahtan akşama kadar aç kalmak suretiyle mutlu oluyor. Öbürü de habire yiyecek tüketmekle mutlu olabiliyor. Bu mutluluk tamamen maddi imkan ve imkansızlıklarla ölçülen bir şey değil. Bu konunun aslında çözüme bağlanacağı şöyle bir değerlendirme olabilir. İnsanın mutsuz olmasının nedeni sonlu ve sınırlı olan bir hayatta isteklerinin sınırsızlığı. Bütün problem bu. Bu ikisini yan yana koyduğu zaman Müslüman sıkıntıyı atlatır. Hayat sınırlı, hayat sonlu.
İsteklerim de buna göre sınırlı ve sonlu olmalı dediğiniz andan itibaren mutlusunuz. Yoksa hayatın sınırlı ve sonlu olduğunu herkes bilir. Fakat kabullenmeden eğer hayata bakarsanız mutluluk ve huzur Kaf Dağı'nın ötesinde kalır. O yüzden bazen bakarsınız etrafımızda görmüşüm bizatihi aynı toplumun içerisinde yaşayan olarak her zaman görürüz bu tip insanları. Adamın evine aylık 10 bin lira giriş var. Bütçesi 10 bin lira. Bu adamda huzur yok. Hatta ayın sonunu getirmekte zorlanır. Bereket yoktur. 10 bin lira. Öbür tarafta da asgari ücretle 1,5 lirayla 1500 lirayla geçiniyor. Adam son derece mutlu. Yüzünde tebessüm eksik olmuyor. Huzurlu ve yetiyor. Kimseye de borcu yok, eyvallahı yok. Öbürü de yetmiyor, yetiştiremiyor. 10 bin lira alanın bir edi, bir büdü, iki çocuğu, Beriki'nin 4 çocuğu var. Yine de ondan daha mutlu, huzurlu olabiliyor o anlamda. Hayata bakış açısı burada bunu sağlayabilir. Konu ne? Dedi ki Allah Teala, iman ederek kim erdemli güzel iş yaparsa ona dünyada güzel bir hayat yaşatırız. Peki şöyle mi anlayacağız bunu? Yani bazı amelleri işlerken geleceğe, dünyevi anlamda geleceğimize yatırım yapmak mı gerekir? Amel işleyin bir gün lazım olur bana. Yok öyle. Öyle değil tabii ki. Yani bunun dünyada karşılığını görmek amacıyla bunu yaparsam bu değil. Biz Müslümanca bir iş yapalım, Allah Teala bir şekilde önümüze açar. Bir şekilde rahatlatır. Müslümanca bir iş yaptığımız zaman yaptığımız iş bize huzur ve mutluluk yönüyledir. Yoksa Müslümanca bir iş yapalım, harama bulaşmayalım çünkü kazancımız gidebilir. Helal üzerinden ticaret yapalım çünkü iflas edebiliriz vesaire. Bu düşünceyle yapıldığı zaman bunun bir anlamı yok. Hadis kaynaklarında Allah Resulü'nün bu konuyla alakalı salih amelin gün gelir kullanılabildiğine dair verdiği bir örnek var. Bizden önceki kavimlerde 3 kişinin mağaraya sığındığından bahseder. Mağara, yağmur, şimşek, yıldırım çaktığı bir ortamda sığınacak bir yer mağara olarak bulurlar. Oraya sığındıkları zaman gelir kapı kapanır. 3 kişi içeride. Kimseden haber yok. Kimseden haber alamıyor. Allah Teala Resulüne bunu bildirmek suretiyle Allah Resulü haber veriyor. Diyor ki bu üçü çaresiz. Mağaranın kapısının kapatıldığı kayayı kıpırdatma imkanı yok. Her biri dediler ki gelin amellerimizle Allah'a yalvaralım. Her biri bir amel saydı. Ya Rabbi bu amellerimiz katında makbulsa bize yardım et. Evet bu var tabii ki. Fakat şöyle değil. Bunlar bu amelleri işlerken bir gün gelir sıkıntıya düşersek bunu kart olarak kullanalım. Öyle değil. Bu rüşvet olur. Anlatabiliyor muyum? Bu olmaz yani. Bu farklı bir şeydir. Ama ameli Allah için yaparsak Allah farkına varmadığımız güzelliklerle önümüzü elbette açar. Bu yönüyle yapmamız gereken en önemli şey ameli kaliteli yapmaktır. Güzel yapmaktır. Salih yapmaktır, erdemli yapmaktır. Yani Allah'ın onayından geçecek işleri yapmaktır. Bu yönüyle de Kur'an bize şöyle bir bakış açısı kazandırır. Çok amel değil, kaliteli amel. Çok sayıda amel değil de güzel ve iyi amel. Kaç rekat namaz kıldığımızdan ziyade nasıl namaz kıldığımız önemlidir. Kaç para infak ettiğimizden ziyade nasıl infak ettiğimiz önemlidir. Bazen birisinin yarım hurması cehennemle arasına perde olur ama bir başkasının trilyonları bir para etmez. Bir karşılığı olmaz. Kaç defa umreye gittiniz, kaç defa hacca gittiniz değil. Nasıl hac yaptınız, nasıl umre yaptınız? Hayatınızda kaç tane Ramazan geçti? Şart değil ki nasıl Ramazan geçti. Bir Ramazan tutarsınız, kaliteli mi kaliteli o biçim. Öbürü de 10 tane Ramazan tutar Allah muhafaza. Emekler hebaen mensur olur, boşa gitmiş oluyor. O yüzden Kur'an hiçbir yerinde ekseru amela ifadesini kullanmaz. Mesela ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amela. Hanginiz daha güzel amel işliyor? Bunu ortaya çıkaralım diye ölümü ve hayatı yaratandır Allah. En güzel ameli kim işliyor diye. En güzel ameli. Bunun tersi yok.
en çok amel diye bir kavram yok. Benzeri aynı Kehf suresi 7. ayette de geçer. Mülk 2. ayetteki gibi. Onun için kaliteli amel, Allah'ın razı olacağı amel, Allah için yapılan amel, başkalarının rızasının, beğenisinin içerisine karıştırılmadığı amel, sadece ve sadece Allah dedi diye yapılan amel, işler salih ve bunun mükafatı ahirette zaten, dünyada da Allah Teala bize vaat ediyor, Rabbim mahrum etmesin. Peki bunu ne yapacağız? Bunu nasıl elde edeceğiz? فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Pat damdan düşer gibi bir ayet mi bu? Yani Kur'an okuduğun zaman şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Niye bu bağlamda geldi? Çünkü bir Müslümanın kaliteli ameli Allah'ın kitabıyla hemhal olmasına bağlıdır. Bunun tersini ben bilmiyorum, şu ana kadar öğrenmedim. Bir Müslümanın Allah'la birlikte olması onun amellerini kaliteli hale getirir. Ve Kur'an'da birçok yerde de bu anlamda mesajlar verilir. Mesela namazı kılmayı emrederken Ankebut suresinde "Utlu ma uhiye ileyke" sana vahyedileni oku, sonra "ve akimis sala" namazı kıl, "innas salate tenha anil fahşai vel münker" der. Kitabı oku, sana indirilen ayetleri oku ve sonra namaz kıl diyor. Yan yanadır. Dolayısıyla Allah'ın kitabı sadece bir ritüel, bir törende okunacak bir kitap değil, insanın amellerini güzelleştiren bir kitaptır. Ayetler bunun için bize yol gösterir, rehberlik yapar. Sadece okuyup her güne bir cüz, 30 güne 30 cüz bir hatim, Allah mübarek etsin, tabii ki kınamıyorum, eleştirmiyorum, inkar da etmiyorum, yok da saymıyorum. Fakat Kur'an bizim amellerimizi güzelleştiren bir kitaptır. Bir şeyi yaparken niçin yaptığımızı Kur'an bize anlatır. Bu kadar fedakarlık, bu kadar feragat, bu kadar nefsimizi dizginlemek, elin adamı başka şeyler yaparken Müslümanca iş yapacağım diye hayatımı sıkıştırmam elbette Allah'a razı etme yöneliktir. Bu kitabın bana söylediği, anlattığı şeylerdir. Kitapla birlikteliğinizi arttırdığınız sürece amelin kalitesi artar kesinlikle. Bu anlamda فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okuyacağın zaman, Kur'an okumak istediğin zaman rahmet kapısından kovulmuş şeytanın şerrinden, şeytandan Allah'a sığın diyor Allah Teala. Şeytanın en çok faaliyete geçtiği zamanlar kişinin Kur'an okuduğu ya da Kur'an'ı anlattığı veya Kur'an'ı dinlediği zamanlar. Hep biliyoruz değil mi? Mesela Kur'an'ı okumadan önce insanların gözleri ha böyle açıktır, her şey kavranır. Ama Kur'an anlatmaya başlayınca birden gözler niye düşmeye başlar ki? Tam merkezden mi konuşuyoruz? Niye böyle? Şeytan iş başlıyor tabii ya. Mesai arttırıyor. Şeytanın mesaisi burada artar. Kur'an'ı okumaya başlamadan önce başka şeylerden bahsediyor. Kimsenin uykusu gelmiyor ki. Şeytan onlarla uğraşmıyor ki. Şeytan iyi amele başladığınız zaman mesai arttırıyor. O kadar net. Dinleyen için değil, anlatan için de böyledir. Anlatan insana nasıl musallat olur şeytan? Aslında çok samimiyken bir de vitrinlere ya da türbine ya da sahne mikrofona çıkıyor. Nefsin, heva ve hevesin egemen olmaya başladığı bir süreç olabilir. Allah'a sığınmak lazım. Yoksa heva ve heves devreye girebilir. Nefis devreye girebilir. Hatta bazen arzu ve isteklerini Kur'an'a hakim kılma anlayışı devreye girebilir. Ön yargıları, ön bilgileri, hayatın saplantıları Kur'an ayetlerini kendi kafasına göre yorumlanmasına neden olabilir anlatan için. Dolayısıyla herkesin Kur'an okumaya başlarken şeytandan Allah'a sığınması gerekir. Kur'an'ı doğru anlamak için, Kur'an'ı doğru okumak için, Kur'an'ı Kur'an olarak değerlendirmek için olması gereken budur. Tabii mesela besmele, Bismillahirrahmanirrahim deriz değil mi? Aslında şöyle bir cümle kullansam umarım yanlış anlaşılmaz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim demeden Bismillahirrahmanirrahim demenin fazla bir anlamı yok. Önce hani kelime-i tevhidde de buna benzer bir yapı var ya.
illallah demeden önce la ilahe olması lazım. Önce temizlenmesi gereken şeyler olması lazım. Buraya çok güzel bir sofra kurabilirsiniz. Etrafınız mezberelikse, çöpten geçilmiyorsa, pis kokudan geçilmiyorsa istediğiniz kadar kaliteli bir yemek servisi hazırlayın. Hiçbir şey ifade etmez. Önce la olması lazım. Önce şeytanların temizlenmesi lazım. Racim olan, kovulmuş olan şeytanın tekrar yeniden etrafımızdan, yanı başımızdan kovulması için Allah'a sığınmak lazım. Çünkü bizim tek başımıza gücümüz yetmez. O yüzden اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Besmele'den önceliklidir. Besmele'den önceliklidir. Hatta ayet okumaya başlarken Bismillahirrahmanirrahim demenin doğrudan referansı yok. Ayet okurken Bismillah çekmenin doğrudan referansı yok. Ama Kur'an okurken اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ demenin doğrudan referansı budur. Şeytandan Allah'a sığınmak, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktan daha önceliklidir. Önemlidir çünkü. Tabi burada şunu da kaçırmayalım. Emredilen şey nedir? Sığınmaktır. Sığındığını söylemek değil. Yani telaffuz etmek değil. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Yüksek seslerle şeytanları kovduk mu? Telaffuz değil bu. Emredilen bu değil. Emredilen sığınmaktır. Sığındığını söylemekle şeytan gitmiyor. Mesela Allah Resulü söyler değil mi? Söyler ve ona doğru olduğuna da iman ediyoruz. Doğru olduğuna iman ediyoruz ama şöyle bir çelişki de gözden kaçmıyor. Ramazan geldiğinde şeytanlar bağlanır. Değil mi? Ama da bağlanıyor ha. İftara yakın çarşıda gezemiyorsunuz. Millet barut fıçısı gibi oluyor. Niye? Hani şeytan bağlanıyordu? Nerede bağlanıyor? Allah Resulü doğru söylüyor. Sadaka Resulullah. Fakat yanlış yapan biziz. Çünkü biz şeytanı davet ediyoruz. Şeytanın üzerimizde çullanmasını biz sağlıyoruz. Şeytan kendiliğinden bu gücü kendinde bulmuyor. Ya da mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ezan okunduğu zaman ezanın duyulacağı yere kadar şeytanlar kaçar. Hadi buyurun. Hani? Şeytan caminin içinde. Şeytan Mescid-i Haram'ın yanında. Nasıl oluyor bu? Çünkü biz ciddi anlamda kovmuyoruz. Sadece telaffuz edince telaffuzla bu işin olduğunu zannediyoruz. Ya da bağırıp çağırınca, mikrofonun sesini açınca herhalde şeytan korkar gider diyoruz. Öyle değil. Biz bağırdıkça yanımıza geliyor. Çünkü biliyoruz samimi değiliz, Allah muhafaza. Eğer öyleyse. Onun için sığınmak isteniyor bizden. Sığınmayı söylemek ya da telaffuz etmek değil. Onun için özellikle Kur'an okurken, özellikle güzel bir iş yapmaya başlarken şeytanların mesaisi 2'ye, 3'e, 5'e katlar. Hacda da böyle değil mi? Hacca gidiyorsunuz. En güzel ibadetlerden birini yerine getiriyorsunuz. Aslında sıyrılmışsınız bütün günahlarınızdan. Her şeyinizi bırakmışsınız bir tarafa. Günah işleme imkanınız yok. Güya değil mi orada? Aman Allah'ım bu ne ya? Normal kendi memleketinizdeyken eften püften bir mesele orada namus meselesine dönüyor. Orada ciddi bir meseleye dönebiliyor. En ufak bir kıvılcım aman Allah'ım. Bir yemek işi, bir yatak işi, bir otel işi bakıyorsunuz kavgaları beraberinde getiriyor. Hani şeytan gitmişti? Yok. Peki niye bu kadar etkili? Onun cevabı var mı? Nahl suresinin 99 ve 100. ayetleri bu sorunun cevabıdır. Şeytan niye etkili? Ya da şeytan kimde etkili? Veya şeytan ne zaman etkisiz olur? Bunun İki tane ayet üzerine peş peşe Allah tarafından cevaplandırıldığını görüyoruz. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Şu kesin ki iman eden ve sadece Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde şeytanın bir etkisi, bir nüfuzu, bir sultası, ayete sultan dedi, sultası egemenliği yoktur. İman eden ve sadece Rablerine tevekkül edenler, güvenenler üzerinde. Şeytanın etkisi yok. Ayet 100. Peki kimde etkili? İnnemâ sultanuhu, onun egemenliği, onun etkisi ve nüfuzu şeytanın yani. Kimin üzerinde etkisi var? Alellezîne yetevellevnehu vellezînehum bihi müşrikûn. İki kişi üzerinde etkilidir. Birisi onu veli edinenler. Veli edinmek ne? Bunu dost olarak çevirmeyin lütfen. Veli edinmek onu söz sahibi bilmek. Onun
söz sahibi olarak kabul edilmesi anlamındadır. Veli edinmek bu. Şeytanı veli edinenler üzerinde şeytan etkilidir. Bir, ikincisi bir de vellezinehum bihi müşrikun. Şeytanı Allah'a ortak koşanlar üzerinde etkilidir. Şeytanı Allah'a ortak koşmak nasıl? Hatırlayın İbrahim suresinde 22. ayet-i kerimede Allah Teala bunu da bize hatırlatmıştı. Kıyamet gününden bir bölümle, bir sahneyle, bir tabloyla Allah Teala bize bunu hatırlatıyordu. Nasıl yani? Şeytan ve insanlar karşı karşıya. Allah Teala insanlara konuşma fırsatı veriyordu. Sonra da şeytana konuşma fırsatı verdi. Dedi ki şeytan, lemma kudiyel emr, iş bittiği zaman, İbrahim 22. Şeytan konuşuyor şimdi. Şeytanın sözleri İbrahim 22. ayetin cümleleri. Diyor ki şeytan, diyecek daha doğrusu, faturayı kendisine kesenlere diyecek ki, اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ. Allah Teala size gerçeği vaat etti. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Ben de size bir takım vaatlerde bulundum ama sizi kandırdım. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Benim sizin üzerinize bir etkim yoktu. Kıyamette yüzümüze vuracak bunu. Benim sizin üzerinize bir sultan, bir nüfuzum, bir etkim yoktu. İlla en da'utukum festecebtum li. Sadece ben sizi çağırdım, siz de peşime düştük geldiniz. Fela telumuni ve lumu enfusekum. Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ma ene bi musrihikum ve ma entum bi musrihi. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne siz beni kurtarabilirsiniz. Ve enteresan bir cümle. İnni kefertu bima eşraktumuni min qabl. Beni daha önce Allah'a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim. Beni tuttunuz, Allah'a ortak tuttunuz. Allah'la bir tuttunuz. Bu cümlenin ne anlama geldiğini Kur'an-ı Kerim çok güzel ifade eder bize. Şeytanın emirlerini dinlemek, şeytana itaat etmek, Allah'ın söz söylediği konuda onu dinlemek, tercih etmek, onu Allah'la eşdeğer, benzer tutmak anlamına gelecektir. Eğer siz şeytanlara itaat ederseniz, siz kesinlikle müşriksiniz der. Hangi konuda? Haram helal sınırları tanımama konusunda. Nedir mesela? En'am suresinin 122. ayetinde olduğu gibi. Onlara itaat ederseniz müşriksiniz. Kime? Şeytanlara. Bu kadar net. Onun için burada kendisini şirk koşanlar ve kendisini veli edinenler üzerinde etkilidir. İman edenler ve Rablerine güvenenler üzerinde etkili değil. Peki gerçek böyle mi? Nasıl anlayacağız bunu? Aynen böyle mi anlayacağız? Ne demek gerçek? Tabii ki ayettir. İman edeceğiz de. Fakat bunun şöyle bir açılımı da var. Mesela şeytan Allah'ın tam istediği bir imana, Allah'ın tam istediği bir takvaya sahip olanlara da bazen hata yaptırabildiğini biliyoruz. Gerçek bu. Takvalı olmasında şüphe etmediğimiz ya da iman ehli olduğuna şüphe etmediğimiz insanlardan da zaman zaman yanlışlar olur mu? Tabii ki olur. Fakat Allah'ın söylediği bu değil ki. Yani şeytan hiçbir zaman günah işletmez diye söylemiyor bunu. Sulta demek, nüfuz demek, sürekli etki demektir. Anlatabiliyor muyum? Kendimizi temize çıkarmak için söylemiyorum. Bu manevra yapmıyorum. Dikkat edin lütfen. Burada söylenen şey, şeytanın sürekli bir nüfuzu bir iman eden üzerinde olmaz. Rabbine tevekkül eden üzerinde bu olmaz. Günah işletir. Zaten geçici olduğu için Müslüman farkına varır, tevbe eder, yok hükmünde olur. Zaten temizler onu, bağışlatır. Mesela küfür ve şirk gibi günahlara asla sevk edemez iman ehlini ve takva ehlini. Mesela iblis Adem ve Havva'yı etkilemedi mi? Şimdi Adem ile Havva'nın takvasına şüphe mi edeceğiz biz şimdi? Yani Adem iblisi veli edindi diye mi iblis Adem üzerinde etkili? Hayır, öyle değil. Yaptırdı, peşinden hemen vazgeçti. Bu nedir? Sürekli değil. Şeytan peygamberlerden musallat olur. Olur tabii ki. Mesela Allah'ın vaat ettiği zafer ve yardım gecikince meta nasrullah diyen peygamber değil midir? Allah'ın yardımı ne zaman? Hatta zülzilu, sarsıldılar. Sarsılmak ne demek? Ya bir peygambere yakışır mı tırnak içinde? Evet, peygamber sarsılır. Çünkü şeytan boş durmuyor. Hac 52. ayete bakarsanız bunu göreceksiniz. Ne zaman bir peygambere vahiy gönderirsek mutlaka şeytan onun yollarına oturur ve onu engellemeye çalışır. Onun Allah'tan aldığı vahye bazı kendi sözlerini karıştırmaya çalışır. Kaçınılmaz bir
husustur bu. Fakat sürekli olmaz bu. Asla ve kat'a şeytanın bir insanın üzerinde sürekli etkili olma imkanı yok. Ya şirk veya küfür gibi şeyler yaptırma imkanı elbette yok. O yüzden geçici olanlar tamam. Bunun affedilen kısmı. Fakat kural şudur. Bir insan bugün, yarın, ertesi gün, haftalar, aylar aynı yanlışı yapıyorsa, aynı haramı işlemeye devam ediyorsa, bu insanın hatayla bunu yaptığını söyleme imkanınız yok. Bu sadece beşeri bir zaaf olarak ortaya çıktı, o yüzden işliyor deme imkanınız yok. Bu, şeytanı veli edindiği için bunu yapıyor demektir. Kural budur. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir Müslüman fa'lu fahişeten yapar mı? Ali İmran suresiyle söylersek eğer. Yani bir fuhşiyat, bir hayasızlık yapar mı? Yapabilir. Zalemu enfusehum yapar mı? Nefsine zulmeder mi? Yapabilir. Ama sonra zekarullah yapar. Allah hatırlar. Ve estağfaru li zunubihim yapar. Günahları için bağışlanma diler. Hemen peşinden. Günah işlemez demiyor ki Allah Teala Müslümana. Hem de müttaki tanımlarken bunu söylüyor. Müttaki. Ali İmran 133 ve devamı, 134 ve devamı. Müttaki tarif ediyor. Fuhşiyet yapabilir. Zulmedebilir kendisine. Yani cehenneme sürükleyecek günahlar da işleyebilir. Ama ne yapar? Hemen Allah'ı hatırlar. Bağışlatmaya çalışır. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile bir günahta ısrar edemez. Kusura bakmayın. Böyle bir Müslüman tanımı yok. Aynı haramı gün be gün işleyen bir Müslüman tanımı yok. Bilmiyorum böyle bir tanım. Günahın en çirkinini yapabilir, vazgeçer bir Müslüman. Günlerce aynı haramı hiçbir şey yokmuş gibi bir insan işliyorsa, kusura bakmayın orada bir iman problemi vardır. Fıkıhtan bahsetmiyorum kardeşlerim. Caiz caiz değilden bahsetmiyorum. Akideden ve inançtan bahsediyorum. Sürekli bir Müslüman sürekli bir günahı işleme hakkına sahiptir. Bu hakkı kendinde göremez. O yüzden şeytan Allah'a güvenen, Rablerine güvenen ve Allah'a inananlar üzerinde sürekli bir etkiye sahip olamaz. Sürekli bir sultaya ve nüfuza sahip olamaz bu yönüyle. Dolayısıyla buradan şu çıkıyor aslında. İman eden bir insanın cinlerin kendisine, cinler de şeytanların tayfası, şeytanların bağlı bulunduğu tayfa cin grubudur. Aynı grubun içerisinde tabiri caizse onların kötülerine ve saptırıcılarına şeytan ismini veririz. Cinler, o da cin tayfasındandır. Dolayısıyla iman eden birisinin cinler tarafından baskı altında tutulduğuna iman etmesi, sürekli bunu kıskaca alacaklarına dair inanması, daha kötüsü de bu anlamda cincilere gitmesi de bu anlamda doğru değildir. Niye? Çünkü ebediyen ve sürekli bir baskı kuramayacaklarını zaten Allah söylüyor. O zaman Müslüman kendine bakacak. Aynadan kendisini kontrol edecek. Acaba ben ne yaptım? Benim üzerimde etkili oluyorlar. Kendi hayatımızı düzeltmek durumundayız ki şeytanların bizim üzerimizdeki etkisi minimize olsun, en küçük, en ufak birime kadar düşebilsin, hatta hiç olmasın. Dolayısıyla Allah'a güvenmek, Allah'a iman etmek, cinlere karşı korumanın, şeytanlara karşı korunmanın en önemli yöntemidir, yoludur. Vahyin anlatılmaya devam ettiği bir bölüm. Devam ediyor şimdi. Ayet 101. وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلْ قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرْ بَلْ اَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Nahl 101. ayet. Tartışmaların merkezine konan, tartışmaların merkezinde olan demiyorum. Tartışmaların merkezine konan bir ayet. Nesihle ilişkilendirilen bir ayet. Ne kadar ona biraz bakacağız. Biz herhangi bir ayeti başka bir ayetle değiştirdiğimiz zaman kafirler sana şunu derler. Bunu sen uyduruyorsun. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bir ayeti bir başka ayetle değiştirdiğimiz zaman bunu sen uyduruyorsun derler. Oysa Allah kullarına hangi ayeti, hangi hükmü, ne zaman indireceğini en iyi bilendir. Bunu yaparken size soracak değil Türkçesi. Aslında onların çoğu da gerçeğin farkında değil, bilmiyorlar. Bu cümlenin ayetleri bir başka ayetle değiştirdiğimiz zaman cümlesinin aslında söz konusu ayet olunca biraz da yönlendirildiğimizden dolayı
şartlandırıldığımızdan dolayı, anlama zorunluluğu oluşturulduğundan dolayı, bir şekilde yönlendirildiğimiz için hep Kur'an'daki bir ayeti Kur'an'daki başka bir ayetle değiştirdiğimiz zaman diye anlamaya çalışırız. Halbuki şöyle anlamaya çalışalım. Parantez içerisine aldığım tercüme dikkat edin. Önceki kitaplarda yer alan bir hükmün yerine başka bir hükmü getirdiğimiz zaman. Çünkü Tevrat'ın hükümleri de ayettir. Tevrat'ta da ayetler var, İncil'in de ayetleri var. Dolayısıyla bir ayeti başka bir ayetin yerine getirdiğimiz zaman demek, Kur'an'ın ayetlerini birbirini yerine getirdiğimiz zaman demek değildir her zaman için. Ya Tevrat'ın ayetleri yerine başka bir ayet getirdik. Tevrat'ta hüküm bir ayette şöyleydi. Onun yerine biz şöyle bir ayeti getirdiğimiz zaman sen uyduruyorsun. Allah'a iftira atıyorsun. Allah indirmediği halde sen indirdi diyerek yalan söylüyorsun derler. Sana müfteri ilan ederler seni derler. Bu ayet kardeşler, Nahl 101. ayet, Bakara suresinin 106. ayetiyle birlikte nesih ile, yani Kur'an'ın ayetlerinin birbirini hükümsüz bırakması, birbirini yürürlükten kaldırması ile ilişkilendirilen iki temel ayettir. Ra'd suresinde de buna benzer geçmişti ama dolaylı bir atıftı. Doğrudan ve daha net gibi görünen Bakara 106 ve Nahl 101. ayetler. Şimdi Bakara 106'yı burada uzun uzadı anlatacak değilim ama bir bütün halinde ona da atıfta bulunacağım. Fakat okuduğumuz bu sure Mekke'de inen bir suredir, Nahl suresi. 70. sırada inen bir suredir, nüzul sırası. 70. sırada inen bir sureydi, Nahl suresi. Mekki bir sure. Mekki bir surede nesh edilen bir ayetten, Kur'an'ın yani Kur'an'da nesh edilen ve yürürlükten kaldırılan bir ayetten söz ediyor olabilir mi acaba? Mantıksal açıdan böyle bir şey mümkün değil. Çünkü süreç buna uygun değil ki. Yani Mekke'de inen ayetlerin henüz nesh edilen hiçbir ayet yokken nesihten söz eden ayet olarak takdim edilmesi büyük bir yanılgıdır. Açıkçası. Böyle bir ilişki kurma imkanı yok. Çünkü ahkam ayeti, nesh edilen ahkam ayeti Mekke'de o yok. İlk nesh edilen hüküm kıbledir. O da Kudüs'e yönelerek namaz kılma emri Kur'an'da yok. Nebevi uygulama ayetle nesh edilmiştir. Ayet ayetle nesh edilmiş değildir kıblede. İlk nesh edilen hüküm Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kılma hükmüdür. Ve o da Medine'de hicretten 1,5 yıl sonra, hicretin 2. yılındadır. Ondan sonra nesihten söz edilen hükümler devreye giriyor. Bu nesih teorisini kabul edenler için söylüyorum. Bundan önce nesih yok ki Mekke'de inmiş olan Nahl 101. ayeti nesihle ilişkilendirelim. Ayet, Kur'an'ın önceki kitapların hükmünü kaldırdığını, Tevrat'ın ya da İncil'in ayetlerini hükümsüz bıraktığını, iman edilecekse bu son ayetlere iman edilmesi gerektiğini anlatan bir ifadedir. Ve bu da ehli kitabın başta olmak üzere Hristiyanların da diğerlerinin de zoruna gidiyor. Hristiyanların ve Yahudiler başta olmak üzere herkesin zoruna gidiyor. Yani ne gerek vardı? Zaten elimizde Tevrat vardı. Tevrat da zaten Allah'ın kitabı değil miydi? Evet. Musa da peygamber değil miydi? Tabii ki. Ne gerek vardı yeniden bir ayet? Sen uyduruyorsun. Böyle bir şey olamaz. İtiraz noktası buydu. Allah da diyor ki biz bir hükmü bir başka hükümle değiştirdiğimiz zaman bunu en iyi biz biliriz. Size ne oluyor? Size mi sormamız gerekiyordu? Tevrat'ı hükümsüz bıraktık. Bunun yerine Kur'an ayeti indirdik. Buna karar verecek olan siz değilsiniz. Biziz diyor Allah Teala. O yüzden bu ayet, 101. ayet, daha önceki vahiylerin yürürlükten kaldırılmasıyla alakalı bir ayettir. Bunu hatırlatalım. Zaten 102. ve 103. ayetlerdeki, buraya belki giremeyebileceğiz, 102. ve 103. ayetlerde de anlatılan konular bunu hatırlatıyor. Yani Kur'an'ın bütünüyle alakalı 102 ve 103. ayetlerde anlatılan hususlar da zaten meselenin Kur'an'ın diğer vahiyleri etkisi ya da yürürlükten kaldırmasından söz ettiğinin de en önemli işaretidir. Bakara suresinin aslında 106. ayetinin bağlamına baktığınız zaman da aynı şey vardır. Bu bir metodoloji sorunudur, farkındayım. Ama burada 5-6 dakikamız var. Bu 5-6 dakika içerisinde bunu kısaca izah etmeye çalışacağım. Belki bu kısa sürede izah etmekte belki zorlanabilirim ama ifade etmeye çalışacağım.
106. ayetle birlikte bunu değerlendirdiğimiz zaman aslında nesihten söz ettiği söylenen ayetlerin hiçbirisi mutlak anlamda Kur'an'ın ayetlerinin birbirini nesh ettiğinden söz eden bir bağlamda gelmiyor. Bakara 106'ya bakınız. Öncesinde Yahudilerin peygambere karşı çıkışları, Kur'an'ı reddedişleri, kabul etmeyişlerinden söz eder. 107-108. ayetlerde kaldığı yerden aynen devam eder. Konu nedir? Orada da itiraz aynıdır. Tevrat var zaten elimize. Ne gelir ki yeni bir kitaba? Allah Teala diyor ki biz bir ayeti nesh ettiğimiz zaman ondan daha hayırlısını getiririz. Bu kadar. Size mi soracaktım? Ve kaldığı yerden İsrailoğulları, Yahudilerin o iddialarına ve itirazlarına cevap verir Allah Teala. Bağlam da bunu gerektirmiyor. Peki konu nereden geldi bu noktaya? Özellikle şuna dikkatlerinizi çekmek isterim. Belki ulemanın geneliyle ters düşen taraflarımız olabilir. Burada şunu söyleyeyim baştan. Küçümsemek değil. Allah'a sığınırım ukalalık yapmaktan. Fakat bir gerçeğin de tespiti gerekir. Neshin tanımıyla alakalı iki tane hususu hatırlatayım. İlk dönemlerde nesih değiştirmek ve gidermek anlamındadır. Aynen öyledir. Fakat neyi? Yani bir ayeti nesh etti dendiği zaman neyi nesh ediyor, neyi değiştiriyor, neyi gideriyor? Bu sorunun cevabı muğlak ifade edeceğim. Ama fıkhın oluştuğu dönemlerde yani Hicri 2. asırdan sonra, 2. asrın sonlarında, 3. asırdan sonra bu kez nesih nasıl tarif edildi? Sonra gelen bir nassın, bir ayetin mesela önceki inmiş olan bir ayetin hükmünü kaldırması diye tanımlandı. Tanım farklılaştırıldı. Öncesinde bu kadar detay yoktu. Önceki dönem bu kadar detay yoktu. Şöyle söyleyeyim. İki tane tanım var nesih ile alakalı. Bir sahabenin nesih tanımı, bir de sonrakilerin nesih tanımı. Sahabenin nesih tanımı nedir? Bir ayetten anlaşılan bir bilginin, bir ayetten çıkarılan bir sonucun başka bir ayet tarafından ortadan kaldırılması. Ayetin değil, ayetten çıkarılan sonucun başka bir ayet tarafından düzeltilmesine sahabe diyor ki, sonraki ayet, önceki ayeti nesh etti. Ayeti değil aslında. Bunun anlamı ayetten anlaşılan hükmü nesh etti diyor. Sahabenin nesih ile alakalı tarifi örnek vereceğim. Sonraki dönemlerde bir ayetin veya ayetin hükmünün başka bir ayet tarafından ortadan kaldırılması şekilde tanımlandı. Bu farkla. O yüzden nesih vardır demek de doğru, nesih yoktur demek de doğru. Nasıl yani iki tane çelişkili şey bir anda doğru olabilir mi? Tanımı yaptığınız şekle göre değişir. Sahabenin tanımına göre tabii ki nesih var. Ayet işe yaramaz bir ayet haline gelmiş değil. Bir ayet okunuyor, yanlış anlaşılıyor. Sonra bir açıklayıcı ayet daha okunuyor. Diyor ki bu sonraki ayet, önceki ayetteki yanlış anlamı ortadan kaldırdı. Bunun adı sahabede nesihtir. Mesela bir örnek. Amener Resulü'den bir önceki ayet. 284 Bakara ayeti. Diyor ki ayet-i kerimede Allah Teala içinizde gizlediğiniz, sakladığınızı da açığa çıkardığınızda hesaba çekecektir. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder sonra. Gizlediğinizi de açıkladığınızı da hesaba çekecektir. Bu ayet sahabeye ağır geliyor. Sahabe bu ayetten tedirgin oluyor. Fedakarlıktan her türlüsünü yapmışlar. Tedirginlik nedeniyle diyor ki ya Resulallah, şimdiye kadar hiçbir problem yok. Fakat öyle bir ayet okuduk ki yapacak bir şeyimiz kalmadı. Niye? Çünkü öyle şeyler aklımızdan geçiyor ki eğer bunlardan dolayı hesaba çekeceksek vallahi yandık diyor. Ayetten ne anladı? Akla gelen her şeyin hesaba çekilme nedeni olduğunu anladı sahabe. Peygamber'e arz etti. Peygamber onlara son ayeti okudu. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah Teala hiç kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemez. Ya da bir başka ifadeyle Allah herkese gücünün yettiğini yükler. Ayetini okudu. Sahabe bize bu tabloyu anlatırken diyor ki Bakara suresinin la yukellifullahu nefsen diye başlayan ayeti bir önceki ayeti nesh etti. Hüküm ayeti değil ki bu.
ahkam ayeti değil. Farz, vacip, sünnet belirten bir hüküm değil. Bir düşünce, bir anlayış belirtiyor, bir analiz. Hüküm yok ortada. Neyi nesfetti? Anlaşıldı mı acaba? Sahabe ilk ayetten bütün düşüncelerin, aklınıza ne gelirse hepsini hesaba çekileceğini zannetti. Sonraki ayeti okuyunca o ayeti nesfetti. Neyi nesfetti yani? Demek ki her düşünce değil, bilerek, tasarlayarak, gücünüz dahilinde, iradenize bağlı olarak düşündüğünüz amele dökülmese bile hesaba çekileceksiniz. Ayetini okuyunca oh be dedi ya. Bu ayet onu neshetti. Ayet ayeti hükümsüz bırakmadı. Sonraki ayet, önceki ayetten çıkan yanlış anlamı ortadan kaldırdı. Dolayısıyla burada nesih, sahabenin anladığı anlamda aynen var. Ayetin ayeti hükümsüz bırakması söz konusu değil bu yönüyle. Sonrakiler neshi niye ortaya koydular? Çünkü Kur'an'ın bir ayetiyle diğerini uzlaştıramadılar. Mesela buradaki verdiğim örneğin dışında birbirle çelişen gibi görünen ayetler var. Çelişiyor gibi görünen ayetler. Uzlaştıramayınca en kestirme çözüm sonra inen ayetse, önce inmişse diğeri, öncekini neshetti diye rahatlamış oluyor. Dolayısıyla çelişki ortadan kalkmış oluyor. Kim söyledi peki bunu? Kâle Allah yok. Kâle Resulullah hiç yok. Bununla alakalı bir bilgi yok yani. Nesh edildiğini söyleyen kim? Sahabenin kendi anlayışı dışında nesh edildiğini söyleyen diğer alimlerdir. Yani hepsi mi yanlış yapar? Yanlış yaptı demiyorum. Nesihle alakalı maksatları ne, tanımlama ölçüleri ne, bunu tespit etmeden topluca bunu reddetmek veya topluca kabul etmek doğru değil bu yönüyle. Kaldı ki nesha konu olan ayetlerin hangileri olduğuna dair de zaten sahih bir kaynak yok da. Yani hangi ayet, hangi ayeti neskettiğine dair Allah Resulü'nden nakledilen bir tek cümle yok. Yok. Ayette de hangi ayet, hangi ayeti neskettiğine dair sorunun cevabı yok. O yüzden zaten neskedilen ayetlerin sayısı ne kadardır sorusunu baktığınız kitaba göre değişir olduğunu göreceksin. 200 mü? Suyuti gibi 20'ye mi indirir? Ya da başkaları gibi Şah Veliyullah Dehlevi, o da 5'e indiriyor. 100 mü, 200 mü, 20 mi, 5 mi, hangisi? Böyle bir konu olamaz kardeşler. O yüzden sahabenin nesih diye tanımladığı şeyin aynısını kabul etmek durumundayız. Bir ayet okuduğunuz zaman yanlış anlayabileceğiniz bir konuyu bir başka ayet okuduğunuz zaman ortadan kalkar. Bu anlamda o ayet, o ayeti nesih etmiş olur anlamına gelir bu. Bu yüzden Kur'an'da nesih var mı diye sorarsanız, tedricilik, aşama aşama derseniz veya tahsis, az önce söylediğim Amener Resulü ve önceki ayetle alakalı. Önce bir ayet var, ayet kapalı, sonraki ayet onu özelleştiriyor. Bu anlamda nesih diyorsanız var. Yoksa tamamen hükümsüz bırakma anlamında diyorsanız, ben acizane böyle bir şey kabul etme imkanına sahip değilim. Neden? Çünkü hiçbir zaman uygulanmayacak, uygulanma imkanı olmayacak bir ayetin Kur'an'da bulunmasının bir anlamı yok. Efendim yani niye Kur'an'da var? Tilavetiyle sevap kazanalım diye etmeyin ya. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir iniş amacı yok. Okundukça sevap kazanmak diye bir amacı yok Kur'an'ın ya. O açıdan hayata yansıtılmayacak. Hükmü iptal edilmiş. Sadece geldiği zaman ha burası her harfine 10 sevap kazanacağımız ayettir mantığıyla böyle bir ayet olmaz. Şunu söylüyorum bakın. Farklı hükümler içeren iki ayetten sonra gelenin öncekinin hükmünü tamamen ortadan kaldırdığını iddia etmeyi bırakalım. Sonra gelenin öncekinin hükmünü tamamen ortadan kaldırdığını bırakalım. Bunu kabul etmek yerine gene şöyle bir teklifte bulunuyorum. Her iki ayetin de kendi şartlarında geçerli olduğunu kabul edelim. Her ayetin kendi şartlarında. Birinci ayetin şartları o ayeti uygulamamıza vesile olsun. Diğerinde kendi şartları oluştuğu zaman o ayeti uygulamaya vesile olsun. Dolayısıyla bu şartlar mevcutsa, daha doğrusu hangi şartlar mevcutsa o ilgili ayetin yürürlüğe konmasından ibarettir. Mesela bu kadar net. Bir örnek vereyim. Mesela Lekum dinukum veliye din. Kafirun suresinin son ayeti. Sizin dininiz ise benim dinim bana. Bu ayet klasik tefsir kaynaklarının bir çoğunda nesh edilmiştir. Neyle? Kılıç ayetiyle. Ayetü seyifle. O ne? Tevbe suresinin 5. ayeti. O ayet ne diyor?
haram aylar çıktığı zaman müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın. Onlara fırsat vermeyin, göz açtırmayın ve gözetleyin. Buyurun. Bu ayet onu neshetti. Yani kimse lekum dinukum aleyh din demeyeceğiz. Nerede bir müşrik öldük, öldürecekmişiz. Kim yaptı bunu? Böyle bir özellik var mı? Bunu söyleyen hangi müfessir silahını aldı da müşrik avına çıktı? Var mı böyle bir şey? Ya da birileri şimdi yapıyor bazı yerlerde, biliyorsunuz. Buna dayanarak yapıyor. Biz kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Kendi kendimize bunu yapıyoruz, bakınız. Bu hükmün birileri tarafından, sözüm ona İslam'la yan yana konulan örgütler tarafından kullanılmasının nedeni bu. Neshedildi derseniz olacağı bu işte. Tevbe suresi son inen ayetlerdendir. Kafirun suresi ta ne zaman inmiştir? O onu neshetti derseniz elin adamı da silahı çeker, Allahu Ekber diyeni de Allahu Ekber diyerek öldürür. Neshetmek yok ya. Nedir bu? Lekum dinukum veliye din diyeceğiniz bir ortam vardır. Ama müşriklerle savaşın kızıştığı bir ortamda zeytin dalı uzatmayacaksın, çiçek çelenk göndermeyeceksin. Kardeşim öldüreceksin tabii ki. O seni öldürmeye çalışıyor çünkü. Bu durumda da bunu yapacaksınız. Her ayetin şartları böyledir. Ya da mesela sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Neshedildi öyle mi? Neyle? İçki, kumar, faloklar hepsi şeytan işi, pislikler. Maide 80-90. Ayetle. Neshedildi. Neshedilen ne? Sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Gerçi ayetin devamı zaten teyemmümden de bahsediyor da. Aynı ayetin devamı. Peki sarhoşken namaza yaklaşmayın cümlesi şu anda kullanılamaz mı? Ramazan geliyor. Birisi dese ki, biraz komik olacak ama. Dese ki hocam ben içki müptelasıyım. Vallahi bırakamıyorum ama oruç da tutacağım. Ama namaz da kılacağım. Şimdi bu adama şunu mu diyeceğiz? Sen içki içiyorsa namaz kılma. Diyebilecek birisi var mı aranızda? Ben diyemem şahsen. Yani içki içiyorsa namaz kılma. O zaman yalan söylüyorsan da namaz kılma gelir peşinden ha. Gıybet yapıyorsan da namaz kılma. Ne oldu o zaman? Öyle değil. Ama ne denir buna? Madem namaz kılacaksın içkiyi bırak. Ya ben bırakamıyorum. Adama der ki gündüz içme, akşamcı ol. Öyle başka, yani gündüz içme imkanı var mı namaz için? Yok. Yani içki iç anlamında değil bu. Sarhoşken namaza yaklaşma. Hüküm aynen geçerli. Bu örneklerle karşılaşabiliriz. Ayet-i kerime tamamen yürürlükten kalkmış değil. Kaldı ki zaten içkiyle alakalı sadece doğrudan bir ayet de değil o. Onun için bunu söylüyorum. Her ayetin uygulanacağı bir zemin var. Ama kafanıza şunu da takılacağını biliyorum tabii ki. Yani bu kadar alim nesi kabul ediyor. Buna rağmen nasıl reddedersiniz? Evet, bunu reddeden alimler çok fazla değil, azınlıktadır ama sadece şunu söyleyeyim, reddetmiyorum. Diyorum ki alimlerin kabul ettiğini söylediği nesih hangi nesih? Arapça ifadelerde bu geçiyor, nesih, ama ne? Hükümsüz bırakma anlamında mı? Bu ayet hiç işe yaramaz anlamında mı? Yoksa sahabenin anladığı anlamda o ayet varken bu ayette amel edilmez anlamında mı acaba? Bu anlamdaysa zaten kimse eleştirmiyoruz, aynı noktada buluşuyoruz demektir. Kabul edilen neshin sahabenin nesih anlayışı olabileceği niye hesaba katmıyoruz? Bu yönüyle bakalım mesele. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de hiç işe yaramayan, hiç amel edilmeyen, hiç lazım olmayacak olan bir ayetten söz etmek Kur'an'a yapılabilecek en büyük hakaretlerdendir. O yüzden söylüyorum bunu. Bu Nahl suresi 101. ayetinin de Mekki bir ayet olması hasebiyle zaten bu konuyla alakalı değil. Ahkam ayetlerinin indiği bir dönem değil. İnse bile neshedildiği bir dönem değil. Dolayısıyla bu ayet daha çok önceki vahiyleri iptal eden Kur'an vahiyine karşı Yahudilerin itirazlarına yönelik bir cümledir. Biz bir ayeti bir başka bir ayetin yerine getirdiğimiz zaman bir hükmü veya en iyisini biz bilirse soracak değiliz anlamınadır. Rabbim doğruyu hepimize eriştirsin inşallah. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.